61 yaşında kas erimesinden dolayı yatalak gibi. Hiçbir şey yapamıyor. Her şeyi bu Maria Moldova'dan getirtmişler. Ekstra bakıcısı kadın. O 61 yaşındaki bayanın her türlü ihtiyacını o gideriyor. Yediriyor, içiriyor, lavaboya götürüyor vesaire vesaire. Çok zor bir durum. Demiş ki ya senin yaraların, iltihapların ne oldu? İyileşti. Nasıl? Gökçek, iksir, gökçek, aloe vera. Bana yardımcı olamaz mı bu beyefendi? Bilmiyorum, sormadım. Sor bakayım. Gel, beni ara, dedi ki yardımcı olabilir misiniz? İnşallah dedim. Deneyeceğiz, bakacağız. Daha önce böyle birkaç vaka oldu. Kas erimesi, zafiyeti olan iyileştirdik. Mesela Konya'da bir hanımefendi böyle televizyon seyrederken veya sohbet ederken veya otururken kafasını tutamıyor. Bir bu tarafa düşüyor kafası. Yastık koyuyorlar. Bir bu tarafa düşüyor. Zorlanıyordu böyle. 6 haftada kafasını tutar hale geldi. Kasları aşırı erimekte. Konuşmakta zorlanıyordu. Kendine geldi 6 haftada. Öyle birkaç vaka yaşamıştık. Dedim ki birkaç vaka var ama bu ağır bir durum. Bakacağız, göreceğiz. Denemeden olmaz. Evet, kullandı işte iksir, aloe vera jel, kortisep, spirulina kullandı. Aradan zaman geçti. Bayan ben aradan, Allah sizden razı olsun, artık yavaş yavaş ev içerisinde dolaşır hale gelmiş. Yani yemeğini yer hale, kendi kendine hareket edebilir hale gelmiş, düzelmiş. Yani çok sevindim. Kas erimesi çok çok ağır bir rahatsızlık. Böyle bir rahatsızlığı iyileştirebilmek yani mükemmel bir gelişme. Bunu başardık çok şükür. Böyle birkaç vakamız var kas erimesi zafiyeti olan. Kas erimesi protein neden oluşmuyor? Bağırsaklardan vitamin, mineral, enzim gelmiyor. Karaciğer enzim salgılayamıyor.